Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yok, çay alayım. Biz de 5 tane çay istiyoruz. Çikolatamızdan da buyurun. 2015 yılında devraldığımız arkadaşlarımızdan İzmit Kenti Konseyi Engelli Meclisi bayrağını bir sonraki adıma taşıyabilmek adına yaptığımız çalışmalar ve bu 2017 ve 2018 yılında arkadaşlarımızla birlikte İzmit Belediyesi'yle birlikte yapacağımız çalışmalara bir taslak, bir program çıkardım. Onu size takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ve bugüne kadar bize verdiğiniz destekler için de bir teşekkür mahiyetinde bir ziyaretimiz, bu ziyaretimizin sebebi. Sizin bu konudaki, engeller konusundaki yaptığınız çalışmalara hakikaten özellikle bu engellilere uygun bina yapımı aşamasında ilk belediye olarak burayı geçirmeniz hakikaten bizim için, İzmit için bir şans. Ve sizin zaten milletvekili döneminizde de bu yaptığınız çalışmalar bizim için daha bir artı katkı veriyor. Dolayısıyla bu yöndeki sizin engellilere bakış açınızdaki hassasiyeti, dolayısıyla biz bu yönden çok şanslı hissediyoruz. Gerek meclis olarak, gerek engelli temsilcileri ve engelliler olarak. Artık sporda, yani engelli sporunda Türkiye'de inanılmaz bir boşluk var. Yani başarıya aç bir ülkeyiz şu anda. 2016 Paralimpik oyunlarda sadece 9 madalyayla, 70 oyuncuyla gittik, 9 madalyayla döndük. Bizler engelli dostu bir belediyeyiz. Ben vekilliğimden itibaren engellilerimizle ilgili gerek yasasında gerek diğer haklarıyla ilgili çalışmalarda hep bir potansiyel engelli olabilecek gibi engelli kardeşlerimize destek vermeye çalıştım. Her sağlıklı insan aynı zamanda yaşarsa potansiyel bir engellidir. Allah kime neyi nasip edeceğini bilemezsiniz. Dolayısıyla buradaki engeli olan kardeşlerimizin engelsiz bir yaşam sürmelerini mümkün olduğu kadar, olabildiği kadar, belki %100 bunu başaramayabiliriz ama olabildiği kadar engelsiz bir yaşam sürmelerini hepimiz gayret edeceğiz. Sizler çok güzel bir şekilde bu işleri takip ediyorsunuz. Derneklerimiz var. Devletimizin çok şükür ilgili kuruluşları var, bakanlığımızdan itibaren ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok çok önemsediği bir kesimdir dezavantajlı gruplar. Bizler de azperkader buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yeni yaptığımız kaldırımlarda, parklarda, işte yollarda, binalarda. Yani biz iki katlı artık konaklara bile engelli asansörü koyuyoruz. Yani iki katlı. Bazıları bize diyor, ne gerek var iki katı? Tamam, iki katı normal bir insan çıkar da engelli bir kardeşimiz nasıl çıkacak? Diyelim ki üst katta kursa gitmeye gelmek istedi. Bir başka toplantı salonu nasıl gelecek? İnanın bunların hepsini hesaplayarak işte elimizden geldiği kadar ibadethanelerin de engelsiz hale gelmesi ki bununla ilgili de destekler var bazı yerlerimize. Asansörde dahil olmak üzere. Aküstasyonlarımız ikiye çıkardı şehir merkezinde. Daha yapacağımız çok iş var. Bunlar yaptık ama hala çok eksiğimiz var. Diğer kuruluşların da aynı performansı, hatta bizim de daha da fazla performansı göstermemiz lazım. İkincisi, bu festival işi çok hoşuma gitti. Şölen şeklinde. Yani engelli aileleri, engelliler ve aileleri spor şöleni diyebiliriz. Spor, sanat şöleni diyebiliriz. Yani hem spor olur, hem sanatsal, hem de ticari olabilir, önemli değil. Özellikle engelli sporcu yetiştirme kampı, engelliler yaz kampı, bunu da değerlendirelim. Bu da güzel bir fikir. Yıllardır yaptığımız, zaten bizim bu girişimcilerle ya da iş adamlarıyla kariyer günleri yapıyorduk. Engellilerimizin buluşması, bunu daha sık yapabiliriz.